Assalomu alaykum, tanlovingiz O'zbekiston tarixi telekanalida Etno ko'rsatuvi. Azizlar, bugun ham qiziqarli va dolzarb mavzuda suhbat uyushtirishni rejalashtirganmiz. Buning uchun studiyamizga ekspertlarni hamda suhbatdoshlarni taklif qilganmiz. Etno ko'rsatuvining bugungi mavzui jaholatga qarshi ma'rifat, tarix va bugun. Demak, studiyaga kelgan mehmonlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Adhambek Orimbekov, adabiyotshunos, olim filologiya fanlari doktor professor. Komiljon Sultonov, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Temuriylar tarixi davlat muzeyi ilmiy xodimi. Feruza Muhiddinova, huquqshunoslik fanlari doktori professor. Gulchehra Ibrohimova, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi bosh mutaxassisi. Dilshod Rajabov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, filologiya fanlari nomzodi. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Adhambek aka, jaholatga qarshi ma'rifat tushunchasi bugungi kunda dunyo hamjamiyatining asosiy dolzarb mavzulardan biriga aylanib ulgurdi. Lekin tarixdachi bu tushunchaning paydo bo'lishi haqida to'xtalib o'tsangiz. Dunyo o'zi ikki qutbdan iborat. Mana yaxshilik, yomonlik, kecha kunduz. Boshqacha qilib ilmiy termin aytganda dualizm deyiladi. Xuddi shunday jaholat bilan ma'rifat ham bir ikki qutb. Agardan tasavvur qiling, qorong'ilik bilan nurni biz ikki qarama-qarshi qutb deydigan bo'lsak, bu jaholat bilan ma'rifat ham xuddi shunday, jaholat qorong'ilik bo'ladigan bo'lsa, bu ma'rifat nur. Endi insoniyatni tarixiga umuman deylik, adabiyot tarixi bo'ladimi, ma'rifatmi, san'atmi, tarixga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, hamisha yosh avlod tarbiyasi, ma'rifatli qilib tarbiyalash, qisqasi ma'naviyat, ma'rifat bosh vazifa bo'lganligini, birinchi planda turganligini ko'ramiz. Tasavvur qiling, mana biz endi dunyo madaniyati tarixida qadimgi davrlardan biri, eramizdan avvalgi deylik qadimgi Yunon davrini olamizmi, ellin madaniyatini olamizmi, yoki bo'lmasa hali mana mutaxassislar gapiradi, o'zimizda shu Avestani olamizmi? Deyarli hamma muqaddas kitoblarda ham insoniyat qo'li bilan yaratilgan jamiki nihoyatdaligi deylik bugungi uchun insoniyat uchun zarur bo'lgan kitoblarda ham ma'rifat birinchi o'ringa qo'yilgan va shu targ'ib qilingan. E'tibor qiling, dunyodagi istagan dinni olishingiz mumkin. Agarda masalan eng katta dinlardan bo'ladigan bo'lsa, to'rtta muqaddas kitob bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa dinlarda bo'ladimi? Hammasida ma'rifat birinchi o'ringa qo'yilgan. Masalan, biz hammamiz yaxshi bilamiz, payg'ambarimizga birinchi tushgan so'zdan iqra, o'qiydi, o'qi degandi. Ya'ni shuning o'zi ma'rifat. Yoki bo'lmasam, mana butun bir yosh avlodni tarbiyalash uchun, umuman inson o'zini tarbiyalash uchun biz masalan uchun deylik, falsafa tarixi desangiz ham bo'ladi, adabiyot tarixi desangiz ham bo'ladi. Buni hammasini asosida barkamol inson orzusi, ya'ni insonning barkamol qilib tarbiyalash asosiy maqsad bo'lgan. Insonning barkamol bo'lishi ma'rifatsiz bo'lmaydi. Mana deylik, tasavvufni olaylik. Endi hamma yaxshi biladigan eng oddiy qoidasini oladigan bo'lsak ham, shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat. Ya'ni bu ham ma'rifatsiz ketmaydi. Boshqacha qilib aytganda, inson o'zini tarbiyalash uchun, inson o'zini ma'naviy kamolga yetkazish uchun albatta ma'rifat kerak. Mana bir narsaga e'tibor qilaylik. Masalan, deylik, ko'p kitoblar yoziladi, ming yil oldin ham, bundan keyin ham yoziladi, boshqa qiladi. Lekin ma'rifiy tarbiya, ma'naviy tarbiya jarayoni uzluksiz bo'lishi kerak. Chunki yangi avlodlar keladi. Yangi avlodni o'ziga mos, o'ziga xos yo'lni topib, shu gapni aytish kerak. Masalan, deylik, o'rta asrlardagi ma'rifiy tarbiya yaxshi tomonda o'rganish kerak albatta. Bugungi kunga balkim boshqacharoq shaklda yosh avlodga singdirish kerakdir. U davr o'z so'zini aytadi. Lekin mohiyat shundaki, ma'rifat bilan inson o'zini o'zi poklashi. Bir agardan biz umuman tamaddunni kuzatadigan bo'lsak, bir qiziq holatga duch kelamizda. Sharoitlar o'zgardi. Masalan, biz o'rta asr bilan yoki bo'lmasam eradan avvalgi davr bilan hozirgi davrni mutlaqo ma'lumona qiyoslab bo'lmaydi. Yer bilan osmoncha farq bor. Lekin bir narsaga e'tibor qilsak,
Məlum manada insan öz eləni yox. Yəni insan özə insan, özə köngül, özə deyilik əliki, özə bəyit deyəm, cəhalat, cəhalat. Özə vaxt deyəm, yaxşı görüş var, nəfrət var, özə bəyit deyəm, mənfəət parəslik var, məlum üçün fıdayilik var. Mənə görəyəbsiniz mi? İndi insan köngülünü fəqat marifat bilən, mənəviyyat bilən yüksəltirəydi, tazələydi. Çünki şunərsəndə yana bir alaqada bir təqsirlərini istərdim ki, məsələn, cəhalatki qarşı kürəş, avvala şunu tüb məğzi insan özüdəki cəhalatki qarşı kürəşi əməl qarşıq gərək. Əgər dən insan ki, özüdəki cəhalatki kürəşi öz-özünün məlum dərəcədə yengi olmasa, o təşqərdəki cəhalatla kürəşi olmayıdı. Əgər dən insanın özüdə mənəviyyət, mərifət bulmasa, o bərəqə bar bir nəsələ əyət olmayıdı. Şunun üçün, mənə müqəddəs kitablarda dəm əyətlədi ki, eski allamalarının kitabı dəm əyətlədi ki, en büyük kürəş, en büyük cəng insanın öz-özü bilən qələdiyən cəngi, öz-özünü, nəfsini tiş yoludəki onun xatı xərəkəti. Bu, nəfsi tiş deyəni, özdəki marifətini, mənəviyyətini yüksəltirişdəki en asasi qadamdır. Atxan Bey kəkən, malum bir manada qorstuğumuz ki, xulası xamiyyəsə qoyabdılar. Təşəkkür fikirləriniz üçün. Firuzəpə, uşa müqaddəs Avesto kitabıda xam marifi masalələr qotarılgən, doğru mu? Demək, mənə xazır gün Atxan Bey kəkə, cüda çürayla marifatni, mazmun mahiyyatını, onu cəmiyyatda, aynısı onu bozub gələtkən yaşlar xayatıda və xər bitti ailəkdən xəm qançəlik zarurətini, axəmiyyatını gəpir berərəkənlər. Mənə siz səol berdiniz, Avestada xaqqatda en qadım ki, ilk yazmamam bə, yəni şunusu etraf ki, layıq ki, Avestanı, uşa zarduşunu xarazım atrafı da deyişə, dünyaya kəgən deyişə, şu üçünəm nur şaftan tarqaladı deyən gəpini xəm, demək, nəməsi tarixi şüngə barıb taq Və Avestanın özü bəyəm açımız mümkün ki, marifəyi tərqibatının ilk yazma mənbəsində üçün. Çünki onlar mənə yuqarıda etləyə, oşa davırdə, qaysı davırdə bolsa xan, insan bəkən. Və ana şu insanın müəmməsi, insanın yutuqı, insanın marifatı, insanın manəvi barqamalıqı cəmiyyətini ilxamlantır uç küç bəkən. Şu üçün Avestada etlədi ki, xar bir insanın üçdə nərsə uluqlaydı. Ezgü fikir, ezgü söz, ezgü əməl. Əgər qaysa bir insan özünün kimliqini qormaqçı bolsa, cəmiyyətki qançəlik izgülük xigəni qormaqçı bolsa, bir xovuç buğdayını eksin, deydi. Tupraqqı saçı var, deydi. O, unub çıxsa, demək, sən xəyatda izgü işləqə qarən tərbiyəni, ekologik tərbiyə, bunda oqa gəndi. İkincidə, manavi, marifi tərbiyə. Çünki xalqımızda bir gəb var, əyətçədik ki, şu adam qürgən xasını unmaqsa otqısam kokarad, deyəcək. Өкетшеді, гүлләп түрген, шынды көчетін өткісі құрып қалды, нама қолы да дейшеді, фаз еғы кен дейшеді. Мәне біттегін әні құрып тұрыпмыз ке, мәне шу әзгі фикер, әзгі сөз, әзгі амал білән, бүгін күні мәне Өзбекистанның Ең қатты, аман шо ғарпның тасыры қам десей болады, бітті жақалатның үлдізлерден біттісі айладығы әжірімлер көпейіп кеті әткенлігі. Қарен ке, шо үлк өзмі манба вестіде айла мұқаддастыр өзілген. Və ailədə ər və xatının məcburiyyətləri, farzant tərbiyəsi, farzantki tərbiyə beriyyətkən, ayolgi berilədigən mükafatlar zarduş tamandan qayt etilgən. Çünki Toşkən Dəvlət Yurudik Üniversitetdə dərs berərəkəmə, şu yerdə xatı nikah yaşı belgiləngən. Oğul ballar üçün, qız ballar üçün. Uylanma yürgən oğul ballar nəmə desə, qan onu ezgü fikri deyişədi. Cəmiyyətdə özdən bir ailə qaldıramasa, özdən bir acayib farzantlar bolmasa, onun cəmiyyətdə yaxşı adama deyilədi insan. Mənə şu yaxşı adamanı əlgis fəziləti yoxku deyilədi. Şundan qoramız ki, ilk yazma manbamızda xam manavi, marifi tərqibatlarının hüquqi, siyasi, iştimai ildizi var. Və ustazımız ətkənlərdə Yunan və elin madaniyyatı, marifatı haqqıda gəpirər ekkəli Aristotelini, yəni şarxda Arastu deyişədi, onun İskəndərgə ustazlik qigənini qarəyin. Bütün bir Yunanistan liki polisidə yaş bollar maktabını açgənlik içi. Şunda etişədi ki, İskəndər atası Filip II-də narazı bolib ustazı getkən ikən. Axır atamın miras xoru, man man ku, nəmə kərə gidim hangi maktab desi? Ustazı Arastu etkən ikən, sən hazır şu gəpin bilən, özünü başqara olmayabsan, qan deyqli bütün xalqını başqarasan, deyib, qarın şu üçün etdədi, atam xayat verdi,
bergan jaholatga qarshi ma'rifatning eng haligi yuragi o'chog'i O'zbekiston desek mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, xalqimizning ma'naviy yuksalishi o'sha buyuk allomalarimiz faoliyati bilan bog'liq. Komiljon aka, birinchi uyg'onish davri, birinchi renessans haqida qisman to'xtalib o'tdilar. Ikkinchi uyg'onish davri deb atalmış o'sha Temuriylar hukmronligi. U davrda ham ma'naviyat, ma'rifat o'ziga xos bir cho'qqiga ko'tarilgan, to'g'rimi? Haqiqatan ana. To'g'ri aytdingiz, shu mamlakatimizda xalqimiz tarixida sodir bo'lgan o'sha ikkinchi renessansni aynan tamal toshini qo'ygan bu o'sha buyuk bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temur bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida aytadilarki, jaholatga qarshi kurashda xalqimiz tarixida o'tgan buyuk allomalarni, buyuk siymolarni ma'naviy merosini o'rganish biz uchun bir qalqon sifatida, najot qo'rg'oni sifatida yordam berib kelyapti degan ma'noda fikr yuritadilar. Men shunga qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, haqiqatan ham o'sha o'rta asrlarda Sohibqiron Amir Temur bobomiz xalq ma'naviyatini yuksaltirishga juda ulkan o'zlarini hissalarini qo'shganlar. Endi Amir Temurni ma'naviyatini ko'rsatadigan asosiy ma'naviy meros bu, bilamizki, bu Temur tuzuklari asari. Butun dunyo bu asarni o'rganib, dunyoni ko'plab mamlakatlarda tarjima qilinyapti. Men demoqchimanki, ana shu asarda ikkinchi qismida aynan Amir Temur ma'naviyatini ko'rsatadigan omillar hammasi mana shu mujassam etganda, bu kishini farzandlariga, avlodlarga qoldirgan pand nasihatlari hammasi mana shu asarda mujassam etilganda. Amir Temur bobomiz ma'rifatparvar deyman man, ma'naviyatli hukmdor sifatida o'sha davrda, demak, o'zlarini o'sha o'g'itlarida aytib o'tadilarki, g'ibatchi, razil, aynan boynaki jaholatga xos keladigan illatlarda mana shulardan doim saqlanishlikka chaqiriladi. Hamma aytilgan narsalar u kishining hayotiy tajribalari, o'zlarini hayotlarida sodir bo'lgan voqealar. Ana shu voqealarni aynan imkosi shu Temur Turuk asaridan keltiriladi. Men birgina bitta misolni keltiraman. U kishi aytadilarki, yaqinlarim bilan o'tirganimda o'zimni eng yaxshi ko'rgan, tayangan amirlarimdan biri Amir Abbosga nisbatan turli fikrlarni aytib, g'azabimni qo'zg'atib, u haqda bo'lmag'ur gaplarni aytdi. Men jahl ustida uni o'limga mahkum qildim deydilar-da. Keyin bilsam, bu o'sha razil, g'ibatchi, bo'xton orqali mana shunaqa harakatlar qilganini aytadilar va avlodlarga yozib qoldiradilarki, sizlar mana shunaqa insonlardan doim yiroq yuringlar deydilar. Yoki bo'lsa, bu kishini yana bir ma'naviyatini ko'rsatadigan tomoni, mana bugungi kunda aytamizki, o'sha muqaddas islom dinimizda man qilingan, gunoh hisoblangan o'sha qimorvozlik, ichkilikvozlik, boshqa mana shularni ham Amir Temur davrida o'ziga xos Amir Temurda munosabatini ko'rishimiz mumkin. Farzandlariga aytadilar, ichkilik ishga ko'p ruju qo'ymang, chunki ichkilikka berilish oxir oqibatda hokimiyatningizni qulashiga olib keladi degan fikrlarni aytadilar-da. Buni yorqin dalili qarangki, o'sha Amir Temurni avlodlari, masalan, Husayn Bayqaro misolida, yo o'g'illari Mironshoh misolida aytishimiz mumkin. Mana shular aynan shu otalarini, demak, mana shu aytgan pand o'g'it nasihatlariga amal qilmaganligi tufayli ularni hokimiyati qulaydi. Bunaqa misollarni juda ko'p keltirishimiz mumkin. Xalqimiz tarixida o'tgan buyuk ajdodlar deymiz, ularni soni juda ko'p. Buni dunyo e'tirof etib kelyapti. Men shu o'rinda yana bitta misol qilib aytmoqchimanki, mana Imom G'azzoliy. U kishining hayoti, faoliyati hozirgi kunda ham yoshlarimiz uchun namuna bo'lish kerak edi. Nafaqat ilm bilan, balki kasb-hunar bilan ham ular shug'ullanganini, o'sha nomlaridan ham bilsa bo'ladi.
g'azoli, ya'ni g'azol bu epigiruvchi hozirgi unda tushuntirganda shunaqa ma'noni anglatadi. Mana bu juda katta ilmiy meros qoldirganlar-da. U kishi aytadilar, dunyoda insoniyat komillikka, barkamollikka, ikki dunyo saodatiga erishish uchun ikkita narsaga amal qilish kerak. Birinchisi ilm, ikkinchisi bu amal. Ya'ni ilmga amal qilishni u kishi tavsiya qiladilar. Barcha nomalarimizning go'zal hunarlari bo'lgan. Hunar va ma'rifatni yonma-yon olib borishgan, to'g'rimi? Hamisha. Albatta, Dilshod aka, bugun globallashuv jarayonlarini mana boshdan o'tkazayapmiz. Yosh avlodga ham bu ta'sir qilyapti. Mana shu masalalarga to'xtalib o'tsangiz, yosh avlodni o'sha tariximizga, xalqimizga hurmat nuqtai nazaridan vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalari qay darajada? Nima ishlar qilish kerak? Rahmat. Birinchi navbatda yosh avlodga ta'sir qilyapti siz aytgan o'sha globallashuvni, uni yaxshi yomon tomonlari. Endi mana ustozlar ulug' allomalar haqida gapirdilar, haqiqatan ham. Mana endi shular haqida eshitganda shu allomalarning yoshligi qanday bo'lgan, bolaligi qanday bo'lgan degan savolni qo'yamanda. Chunki hamma narsa bola boshdan. Bedil aytadilar-ki, avval g'ishni qiyshiq qo'yarkan me'mor osmonga yetsa ham qiyshiqdir devor. Bular salobatli bunday allomalarimizni poydevori bolaligi albatta butun ma'rifat bilan to'yingan deb o'ylayman. Mana 500 yillar naridan Hazrat Jomiy aytadilar. Quloqdan yurakka kirmasa gar nur, sichqon kavagidan ne farqi bo'lur? Quloqdan nur, o'sha ma'rifat kirib turish kerak va u qalbga durga aylanadi. Insonni qiymatini, qimmatini, qadrini bildiradigan uni qalbidagi shu ma'rifiy dur hisoblanadi. Bu bolalikdan bo'lish kerak va o'sha qadim manbalarda ham aytilgan beshikdan qabrgacha ilm izla. Oddiy gap. Beshikdagi bola izlay olmaydi, lekin unga ilmni, nurni, ma'rifatni biz berishimiz kerak. Alladan boshlab quloqqa aytiladigan azon, Alla, undan keyin u eshitadigan ertaklar mana shu hozir ustozlar aytgan buyuk allomalarni shu darajaga yetkazgan. Ular masalan hozirgida telefon ko'rmagandir, kompyuter ko'rmagandir, lekin albatta men o'ylayman, ular o'sha ota-onalarini, bobo-buvilarini pand nasihati, o'sha durdona, nodir bir hikmatlari, ertaklarini eshitib, o'sha birinchi renessans, ikkinchi renessansni o'sha barpo qilgan bizni buyuklar bolaligidan bu o'sha ma'rifatga yaqin bo'lgan, ma'rifat bilan tug'ilib, ma'rifat bilan yashagan. Endi bugungi globallashuv davri albatta o'sha har xil hali aytadi, derazani ochganda shamol toza havo bilan birga xas-xashagan chang ko'zon ham kiradi deb o'xshatishadi-yu. Mana shulardan filtr bo'lish kerak-da. Men o'ylayman, bugungi o'sha mana Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi qiladigan juda ham ko'p ishlar. Qolaversa mana mamlakatimizda maktabigacha tarbiya vazirligini tashkil bo'lgani va bolalarni haqiqatan ham o'sha yoshligidan bolani, insonni bolaligidan boshlab uni bugungi davrga mos, bugungi o'sha globallashuvga turib beradigan o'zini ma'naviyati bilan o'sha dunyo bilan bo'ylashadigan va so'ylashadigan ulug' insonlar bo'lib yetish uchun bolaligidan biz ularga e'tibor berishimiz kerak. Bugungi endi juda hamma bunga tegishli sohalarda katta ishlar qilyapti. O'sha ma'naviyat sohasida, deylik adabiyot sohasida. Adabiyotni o'zi Adhambek aka men aytaman, butun bu ma'rifat o'zi. Uni bir sinonimi, unga teng so'z bu ma'rifat. Adabiyot o'sha allomalarning har bitta gapi, har bitta so'zi bu ma'rifat bu. Maktab sizni mullo qilur, maktab misli tillo qilur deydi 100 yil oldin Hazrat Avloniy. Qarang. Misli tilloga aylantiradi. O'sha hali yozishni chizishni bilmagan bolani shu tillo bosh, oltin boshli, oltin qalbli bolalar qilib yetishtirishimiz kerak. Bugungi o'sha bizning adabiyotimiz oldida ham. Sizga qo'shilsam-da, Dilshod aka juda ham to'g'ri aytdingiz. Men adabiyotni, men Dilshod aka bilan yoshligimda, maktablik chog'imizda aytdik, biz Andijonda ona tili adabiyotdan respublika fan olimpiadasida tanishganmiz. Mana 40 yilcha bo'lyapti shunda. Menga ko'pincha savol berishadi. Siz huquqshunos, yuridik fan doktori, nima qilib ma'naviyatda yurasiz deydi. Chunki adabiyotni yaxshi ko'rgan. Mana shu hozir men sizga 100% gapingizni bo'ldim. Adabiyotni barcha soha vakillari sevish kerak. Bir fikr bildirib ketish istardim. Mana hozir Komiljon aka e'tibor qiling. Amir Temur shaxsi haqida. Amir Temur haqida Ibn Battuta o'zining xotiralarida Amir Temur bilan uchrashganini nima deydi? Uchrashganlik to'g'risida yozib aytadiki,
şu derecede marifetli, şu derecede bilimden adam yedi ki, ben o bilen keçirak tanışken ben hepsi kılaman dedi. İbn Haldun'a mı? İbn Haldun, ha. İbn Haldun karen indi. Hop, bu, şunday dünya tanıgan allamalar, Amr Temur'a tan verip, onu ilmiye, onu dünya karışıge, delik özünü, havasını, yani özünü bir kana kadar, delik yakşı manadaki havasını ait yaptı. Yani şehirde bir nasana yetiş gerek. Bana kadar üçüncü rejensans payda var, koşuşka, hareket, bir hamması yakşı elbette böyle degen işler. Yani şimdi bir nasana etibar kılaydık. Bunların hamasının tarihinde marifet yaptı. Karek. Tarihe karek. Adabiyatı güllegen de antik devir böyle degen olsa, marifetke etibar kılgen, marifeti rövajlandırdı, adabiyat kurtarıldı. Hop. Hazret bana hazır yukarıda etken Biruniler, Barabiler, birinci Renesans'a asasiyem ne oldu? Marifat oldu. Bevasta Amir Temur ikinci Renesans'a asasiyem ne oldu? Birinci urgunu marifat gibi verdi. Biz bana yakışı bilmemiz Amir Temur nevreler için yok kitaplarını toptırıp aldım geldirgeni, dünyadan allamalarını yığanlığı, tercümanlar kılgenliği. Hüt şunday, üçüncü Renesans'a asasiyem marifat buluşunu düşüngen halde, bilgen halde, bugün günde bana hükümetimiz tamamından, hürmetli prezident tamamından marifetke, manevetke, nihayet tekatli etibar kılayıp geldik. Şimdi karayın, cihan medeniyetini, marifetini etibar kılayan bu siz, hayırdaki manevetke, marifetke deyilik, Allah'ı etibar bulgen bu siz, şu rövazlandı. Bana biz meşhur Avrupa'nın medeni merkezi deyken, Fransa'nın olaylık, Fransa'nın. Şu Voltaire, Montesquieu'ler ne bakıldı? Birinci ular marifat parlamalar targı bahçıydı. Şarkı keleylik. Mısır boladı mı, Türk edebiyatı boladı mı, ta özümüz bir yaka Azerbaycan boladı mı, özümüz icadetler gekeyince, haması marifatki itibar kıldı. Çünkü bu siz başka bir cemiyetin rivojlanışı, kıyınligini düşünmeyesken, başka rivojlanışı da bir marifatının, cemiyetin bir lokomotivi değişik gerek. Ben şu oranda, bunların hazırca fikirlerimiz umumi bir caydan çıkıyordu. Ben tarbiyatı orası yapıyordum. Ama bile diyeyim, maşgul bir rivayet var. Bir yigit farzant görüp, danışmanlıkta aldığı gelip, taksir, şeyhim, keçemin oğulluk buldum. Şunu kandayı tarbiye eylesem, berkemal insan bula deyip sorarken de, oğlum bir yılge keçikti deyken. Yani bir yılge bula yani tuğulmasından aldığın tarbiyatı orası yapıyordu. Bu çünkü ailede, muhit ve herkese, herkese. Uşapayet, onu psikoloji. Uşapayet de karak. Şimdi bana, bugünkü günde şu maskeyledim. Bugünkü günde biz yaşlarını, çünkü öyleki nema bilen, öyleki marifet bilen doldurmasak, 10 gün nema bilen dolduramaz. Bana şunun için, bana bu 5 teşebbüs ham, prezidentimiz tamamından koyulgen, 5 teşebbüs ham, bugünkü kitap kollayık. Bunlar hakkında köy yapış mümkün. Lekin bunu, mesela biz şu yerde oturgeller, malum manada marifet targı bahsizliği, şu sahanın adamları buluyken bulacak, ziyali ispatı da, yaşlarını 10 gege, şunu da kuyuş gerek ki, öyleki, eskiden çıkmayı diyen kılıp. Kıtay, nümesi de, maktabı da, ya ki olsa marifat parvaları da bir yaşlı gibi var iken. Mesela büyüğün gibi masla ediyen bu sefer. Hali ki ruhi cihattan yetken de, bala gibi hani kitap oku, onu da diyeyim bu sefer, ziriktiri var şimdi. Onlar şunu yıkılırken ki, ben mesela özümüzde Ali Talib, Dasturları, Germanya, Finlandiya, Kıtaylıkın kıyasayı vurgen gendi. İlk gün içinde yaşlı yolunu tapken. Yani yaşlarga, maktab okucusuga, eğer sen marifetli, ilimli bulmasan, kitap okumasan, erte senin turmuşun ağır geçerdi. Bu global şaraitte, bana bu bugünkü, deyelik, eligi, öz ara musabakalar deyimiz mi, bugünkü rakabat devrede sen öz özünün tezgi çıkıp olasın deyip, şunu miyesiye koyarken. Ana o özge miyesiye koyulgende ki, biz halayımızın yok mu, her insanda individ buladı, ego buladı. O özü için hem, çünkü hareket kıladı. Muhumu, Valiye bizde cüda ulu Allah'ımlar çok ötken ve böyle diyem ki, bana şunu bağırını fakat maktan kendimiz cüda yaşlı, yana maktan eyleyem. Lekin gerekli derecede yaşlarımız onge geçini ne sindiriş gerekiyor. Aslında ben ki şiirde yapızım, ben bunu tasdıklap gitemem. Kıtoyunu yaparız, bana man, yakında anca böldü. Japon marifet parı var, Masara Ibukan'ım. Üçten keyin hiç degen kitabı çıktı. Özbek dilinde tercüme böldü, bir ilçeden hoştu. Çıktı. Bana şunda, işte Japonlar karan, üç yaş geçe bolanı şu daha okulup tarbiyeleşke asos koyarak ya. Üçten keyin hiç. Karan kanlay. Üç yaş geçe, bunların özü tarbiye usulları bu arayken. Şurada
Masari Yubuka uşalarını görsetken. Uluğ Allah'ımlarım etken, ruhşunaslık psikolojiyle tasdiklengen. Belki mesela şimdi bana Lev Tolstoy'lik, Cahan'ın meşhur yazıcılardan biri. Özümüzde Allah'ımlar diyeyim. İnsan tolgenden ki 5 yaş geçecek, dünyadaki asasından aladığı informasyonu alıp oladı. Kalkanı bari üstteki üstteki. Çünkü 5 yaş geçecek bugün vakit, onu asası haliyle paydaya var. Paydaya var da. Yani yine bir nesilge itibar kılıyız. İlgari bizde, mesela madrasaya kabul kılış, kaysi yaşlarla itibar kılıyız, hatta 4 yaştan kabul kılıyız. Şimdi, özünü üyde mesela ziyaliler olsa, 3 yaştan başlayıp, ballarına alıba tanıtım, okusunu, yazı çizimini örgüte başlayacak. Şu üçü ağlamalar çıkandı. Şu üçü ağlamalar. Şu üçü renesansların bunları amalga açtırdı. Bilangiye koşulgen kaldı, ikililerinim. Abu Nasır Farabi'yem, uzunin Fazıl Şahar Akhalisinin Karaşları kitabıdı. 5 yaş balagına yazadı. Hatta 5 yaş balagi okusunu, hatta o şapaytı o şatranç dedi bugün, şahmut oyunu desek. Şatranç oyununu örgütereken dedi. Şatranç oyunu balanın matematik kabiliyatını rövajlandırdı. Lekin otanın bir hatası var dedi. Karay, şu yazıp kete yaptı. Hatası ne madı? Yaşı niyetine balası örgütedi ki onge etibar vermeydi dedi. Lekin o balı uzun tenkurlardan gerlap ketedi. Şunu onun mahallasında dedi, koçasında turadı gerler dedi. Bu balanın akıllılığından kumarge faydalanadı dedi. Şu üçün ata, farzandinge nimandır örgütetken bulsan dedi, onun mazmun mahiyatını bilgin. Nima maksat örgütetsen. Ve şunun akıbatı özün ublan kiyen şugullanasa mı, yok mu? Bolmasa, yakşı niyatta basırılganlarsa, akıbatı yaman tügeşi mümkün degen fikir Farabi'de ve ikincisi bana Timur, Amur Timur hakkında gəpirebdi. Abu Nasır Farabi, Fazıl Şahar Hakimge 12'de talap koygen. Amur Timur 12'de saltanat kaidasını başkargen. Bana hazır gün aytkaları dey, Amur Timur özüden aldınki allamalarının asarlarını bulup davlat başkaruyu da faydalanga. Ve yine bitti. Yukarıda dualizm hakkında gəpirdiler. Aynen Farabi, oşa davrda İslam dini en küçüğüken payda, mafkura sıfatı, alik üstün bop durgen payda davlatlarını ikiye ajratken, cahil ve fazil davlatken. Ve cahil davlatın türü kop. Oşa maişat paraslar şahri dedi. Her kança oşa ayasızlar, oşa yolgonçiler, adaşkenler şahri var. Onge düşüp koygen dedi. Lekin fazil şahir o bittedir. Bugün biz bana hazır yukarıda etkenimizi yangi Uzbekistan, Markazi Orsiya ruhu hakkında gap getirirken ana şu allamalarının fikirleri bugünkü günde juda ham dolzarp deb o'ylaymiz. Mana shu yerda men qo'shimcha qilmoqchiman ustozlarning gaplarini bir tasdiqlagan holatda mana ma'naviyat bu insonni qalbini uyg'onishi, ruhni poklanishi deymiz yaqinroq. Demak İnsanın kalbi kaçan uygunadı? İlim orkali uygunadı. Bu şey yukarıda mesela etken İmam Gazali'de asarlarda şuna kadar sekildirildi ki kesel adam ya avukat obu tavam vermese ne buladı? Buladı. Eğer insan kalbiye ilim vermese o ham buladı diyen fikir de etkildi. Bunun tabi de katta bir mana yatıptı da. Ana şu noktaya nazardan bugünkü mavzu bu içe etkildiğin bulsak cehalet, kolaklık, her de böyle. İlim yok, ilimsizlik bar joyda aynen anlaşılırsa ayda o böyle. Bizde hazır gündeki asosiy vazifemiz hem, hani şu yaşlarımızda işte cehalet, batkakıya, batmasligini aldığını alış. İşte stazatiyelerde biz bir görge uluğ allamalarımızı misal keltirmeyemiz. Çünkü onların asarlarda aynen najot ilimde ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Demak, mana bugungi hayotimizni misol qila oladigan bo'lsak, farzandlarimiz ilm olish uchun barcha imkoniyat sharoitlarda yaratilyapti-da, lekin shunga qaramasdan noxush holatlar ham bor. Ya'ni o'sha ma'naviyatda ham ozgina bo'shliq borligi ko'rinib turibdi. Ana shu ma'naviy bo'shliqni qanday to'ldirish to'ldirish mumkin degan savol tug'iladi. Biz to'ldirmasak, albatta o'sha g'anim kuchlar to'ldirib qo'yadi. Shunaqa holatlar bo'lyapti. Buning uchun yana o'sha yuqorida ta'kidlaganlarda yoshlarimizda ongida ma'naviy immunitetni shakllantirishimiz kerak. Mana ma'naviy immunitet haqida gapiryaptilar-da, Adhambek aka hozir mana xorij mamlakatlarining tajribasini aytib o'tyapmiz. Lekin ma'rifat bugungi kunda siyosiylashtirilyapti. G'arbning o'z ma'rifati, Sharqning o'z ma'rifati borday go'yo. O'sha oltin o'rtani topib,
o'sha yo'nalishda ketish uchun ziyolilardan nima talab qilinyapti bugun? Masalan, shu harta mening o'zim shaxsiy fikrim, kim qo'shilsa qo'shilmaydimi? Biz bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Bugun mana bizda g'arb madaniyati deb ko'proq salbiy tomonlar kelyapti-ku, salbiy tomonlar kelyapti. Lekin g'arbni o'zida qanaqa? Agardan biladigan odamlar bo'lsa, ular o'zining farzandlarini ma'rifatli qilish uchun kurashyapti. Mana biz modernizm deymiz, postmodernizm deymiz, boshqacha qilib aytganda, hozir ular tish tirnog'i bilan shu Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, yoshlarni insoniylikka qaytarishga harakat qilyapti. Lekin ana shuni biz bilib qo'yishimiz kerak. Bizga aksincha nimalarni yuboryapti. Boshqacha qilib aytganda, bizga haligi bizni ma'naviyatimizni buzish uchun boshqacha vositalarni halindagi har xil bugungi mana hozir masalan Yevropadan haligi nima deydi, ochiqlik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, har xil haligi xatti-harakatlar bo'ladimi? Boshqacha qilib aytganda, ular ma'lum maqsad bilan ba'zi bir narsalarni eksport qilinadi. Ma'naviyatni odam kuchi ovqatdandir, aql kuchi hikmatdandir. Ya'ni jism odam baquvvat bo'lib ilm olishidan jismi baquvvat bo'lish kerak. Uncha hali ketgan biologik nima tanovul qilish o'z-o'zidan. Lekin u kuch faqat boshqa narsa kerak. Aql kuchi hikmatdandir. Ya'ni aql kuchi ma'rifatdandir deyapti. Ko'ryapsizmi? Shu yerda men bitta yana fikr kelib qoldi. Chunki ziyoli insonlar to'plangan bular bilan odamni nimasi ijodi kelaveradi deydi. Savol tug'iladi-da yana. Bu qanday yo'llar bilan mana shu ma'naviyatimizga yod bo'lgan illatlar kirib kelyapti-da. Bu asosan o'sha internet orqali yo'lmasa hozirgi kunda o'sha jaholatni targ'ib qiladigan asosiy vosita bu telefonlar bo'lib qolyapti-da. Bu haqda Yangi O'zbekiston strategiyasi degan kitobni mutolaa qilishga shu narsaga amin bo'ldim. Mana shu yoshlarimizni mana shu illatlar girdobiga tushib qolishida mana shu hozirgi zamonaviy o'sha axborot texnologiya vositalarini ham o'rni juda katta. Albatta biz buni taqiqlay olmaymiz. Faqat o'sha ulug' ajdodlarimizning tarbiya orqali biz mana shu narsani kirishimiz kerak. Shunaqa holatlar bo'ladi. Qarang, biz uchun oz kichkina bo'lib ko'ringani bilan mana xonadonda ishdan kelgandan keyin bolalar, nabiralar savol beradi. Ko'pincha bu ko'p ota-onalar ko'pchilik shunaqa qiladi. Vaqtini yo charchaganidan qilib o'sha farzandini bergan savoliga javob bermaydi.
bu nimaga olib keladi? O'sha farzandni ma'naviyatda bo'shliq bo'lishi olib keladi. Shuning uchun u qayerdan izlaydi? U albatta chetdan izlaydi. Bu aynan yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha axborot texnologiya vositalari jumladan telefon orqali ayanchli oqibatlarga olib keladi albatta. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan hamkorlikda tayyorlanyapti. Gulchehra opa, bugungi kunda markaz tomonidan olib borilayotgan ishlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz, menimcha o'rinli bo'lar edi. Aynan jaholatga qarshi kurashish borasida. Albatta, katta rahmat. Avvalman aytib o'tishim kerak, mana shu O'zbekiston tarixi telekanaliga, asosan mana shu etno ko'rsatuviga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana har doimiy biz shu hamkorlikda ishlar olib boryapmiz. Albatta, bu ham mana shu ma'naviy, ma'rifiy ishlarni bir yoshlarimizga, umuman xalqimizga singdirishda bir katta bir yaxshi vosita, bir yaxshi yo'l deb o'ylayman. Qolaversa, bugungi mana shu o'tirgan ziyoli bu insonlarimiz bizning respublika ma'rifat targ'ibotchilari hisoblanadi. Bular mana xabarlar bor. Bugungi kunda respublika bo'ylab targ'ibotchilar yurishdi, mana Farg'onaga borib kelishdi, o'zimiz ham hamkorlikda. Farg'onaga, Qashqadaryoga, undan keyingi mana viloyatlarga ozgina tayyorgarliklar ko'rilyapti. O'sha bo'yi ma'rifat karvoni haqida domlar aytib o'tdilar. Ma'rifat karvoni uzluksiz ravishda mana shu respublika ma'naviyat ma'rifat tomonidan chop etilgan kitoblar, minglab kitoblar chop etilyapti va yetkazib berilyapti. Hattoki joylarda Feruzapa siz ham xabaringiz bor. Talash bo'lib ketibdi, yetmay qolsa mana shu bolalarimiz yoki katta-katta onaxonlar arazlab xafa bo'lib qolishyapti. Qani menga kitob? Menga bermadingiz-ku deb. Xalqimizda ma'rifatga tashnalik bor. Tashnalik bor. Yana ham uyg'otildi shu xalqi ichiga o'sha ma'naviyatni olib, ma'rifatni olib, o'sha kitob bilan kirildi-da. Mana ularning birinchidan kutubxonasi bo'yapti. Ikkinchidan ular o'sha kitobni olgandan keyin qiziqib turib o'qiydi. Bu albatta ma'rifatga mana shu poydevor. Mana kechagi ko'rsatuvimiz 3-chi Renessans bo'yicha edi. 3-chi Renessansning poydevori albatta bu ma'naviyat va ma'rifatdan tashkil topgan. Endi ko'rsatuvimizning nomi tarix va bugun degan joyi ham borligi uchun so'zlarimiz ko'p gaplarni gapirib o'tishdi. Mana bir qisqagina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'sha Feruza opa aytdilar, o'sha nima? Avestoni davrida 3000 yil oldin o'sha paytda ham jaholatga qarshi ma'rifat bo'lganda, o'sha paytda ham yovuzlik, johillik bo'lgan yoki Ahura Mazda va nimani kurashi o'rtada. Ahrimandi kurashlari doim yovuzlik bilan yaxshilik kurashib kelganda. Lekin undan keyingi davrlarga qaraymiz, bo'yiga Nasimini tiriklayin terisini shilinishi sabab nima edi uni? Yoki Mansur Xallojni qarang, vahshiyona bir o'ldirilishi uni qo'l oyoqlarini kesib olib, keyin dorga osib, keyin kallasidan juda mashrabda dorga osilishi uni. Shunday davrlar ham bo'lgan. Shunday davrlar bo'ldi. Kitoblar yoqildi, Qur'onlar, hadislar yoqildi, kutubxonalar mana Ibn Sinoning davrida ham uni kutubxonasiga o't qo'yishdi. Bu jaholat hammasida, lekin o'sha hammasini asosida ma'rifat turibdi. Ma'rifat bilan kurashilganligi uchun ham o'sha asarlar, masalan, deylik, o'sha Mirzo Ulug'bekda davrida o'zini farzandi tomonidan deyiladi, shunaqa bir Abdulatif tomonidan buyruq bo'lgan o'limiga deydi, lekin Ali Qishchini qarang, mana ma'rifatni bir nimasi kitoblarini asrab qoldi. O'zini jonini shunaqa bir nimaga qo'ysa ham, xatarga qo'ysa ham olib qochdi o'shani bir kunda. Shuncha bir asarlari bizgacha yetib keldi, to'liq bo'lmasa hamda. Ibn Sinoni ham kutubxonasiga o't qo'yganda shogirdi olib qochdi-da kitoblarini. Mana bugungacha turizi 20 ta nechta deysiz, lekin 200 dan ziyod asarlari bizgacha yetib kelganda. Endi bu chehrapa, men bu Avestani aytyapsiz. Avestani Iskandar yoqib yuborgan deyishadi. Faqat astronomiyaga oid tomoni qolganda, qismi qolganini yoqib yuboradi. Qarang, ko'chirib olgan, u yon yoqib yuborgan. 12 ming qoramol terisi yozilgan. Ankitil Jupkiron esa Hindistonning Gujarat shahriga borganda, o'sha yerda qanaqa qaytadan tiklandi Avesta? Yoddan bilganlar bor ekan. Yoddan Avestani yodlatishgan ekan. Qarang, yoqib yuborsa, odam ongida qolgan shuni aytib. Yoddan tiklangan bu Avesta, shuning uchun qayta tiklangan deyiladi. Shuning uchun haqiqatda mana yoqib yuborgan. Lekin mana islomga nima qiladigan bo'lsak, bizani Qur'onimiz bor-da, hadislarimiz bor. Juda katta ma'rifatda bu dastur amal. Masalan, islomda yoki o'sha Qur'onda biron bir joyda aytilmaydiki, jaholat haqidagi, yovuzlik haqida kimdir o'ldir, kimdir os yoki sindir yoki kimdir ko'nglini qoldir deydigan narsa yo'q-da Qur'onda. Qarang, hammasi mana shu insonga faqat yaxshilik, ma'rifat ulashish, ma'naviyat o'sha nimada, o'sha davrdan. Endi biz bugungi kunda aytadigani mana shunday haqiqatdan ham bir globallashuv davrida shiddat bilan o'tayotgan bir zamonda yashayapmiz. Mana domla aytdilar, internet haqiqatdan ham internetga hozir bugungi kunda yoshlarimizni nazorat bo'lmasa, agar hamma joyda o'sha nima izdan chiqib ketadi. Nazorat qilish kerak uyda ota-ona, maktabda bo'lganda masalan ustozlarimiz. Albatta bu
qiyin masaladir. Endi illat izlemasa illat topadi. Internetda chunki kirganingizdan kim nimani xohlasa o'sha narsani topadi-da. Ma'rifat izlagan odam ma'rifatni topadi, ziyoni topadi. Illat izlagan odam bugungi kunda illatni topadi. Lekin shunga qarshi juda ham ko'p ishlar qilib olib borilyapti respublika ma'naviyat ma'rifat tomonidan. Mana shu juda ham ko'p tadbirlar, seminarlar, konferensiyalar mana shu targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Maktablarda, kollejlarda, universitetlarda, xalq orasida, mahallalarda juda ham ko'p ishlar olib borilyapti. Asosiy o'sha ma'rifatni ulashib borilyapti kitoblar. Kurash to'xtagan joyda mag'lubiyat boshlanadi deydi. Haqiqatan ham mana Gulchehraxon to'g'ri aytdilar. Mana keyingi paytda ma'naviyat ma'rifat markazi tomonidan o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish shior ostida juda katta e'tibor, e'tirofga loyiq ishlar amalga oshirilyapti-da. Lekin buni bilan to'xtab qolmaslik kerak-da. Jaholatga qarshi kurash faqat ma'naviyat sohasi vakillarining ishi emas. Balki hammani, o'sha oiladan, ota-onadan tortib, ta'lim muassasalarini barchalarida hammani ishi bo'lishi kerak-da. O'shanda biz qanaqadir natijaga erishimiz mumkin. O'shanda bir samara bo'lishi mumkin-da. Albatta, to'g'ri aytasiz. Uzuksiz dedilar-ku Ahsanbek aka. O'sha uzuksiz jumla bo'lish kerak. Ta'limda uzuksizlik bor-da, haqiqiy ma'naviyatga, ma'rifatga ham. Ana shunda bir natija bo'ladi. Yana bitta nima aytmoqchi bo'lganim, jaholatga qarshi ma'rifatga faqat ma'naviyat emas, huquqiy jihatdan ham bor. Mana bola huquqlarining kafolati to'g'risida qonun. Mana shu bolalar qanday adabiyotlardan, qanday ta'lim tarbiya olishi, oiladagi tarbiyasi yoki bolalar va ularning ongiga zarar har bir sohaning vakili hatta arabakash bo'lsin. Ahamiyati yo'q. Umuman har bir odam yangi avlod tarbiyasi bilan kurash kerak-da. Faqat imkoni darajasi har kim kimga vijdonan yondasa, mana xushnus sifatda bu shoir, biz o'qituvchi, boshqa. Xo'p, Atxanbek aka, mana yaxshi narsani ko'tardingiz-da. Har bir inson, har bir oilada boshlanish kerak. Bu yerda hozir mana yuksak narsalar, yuksak shonli tariximiz haqida gapiryapmiz. Lekin oddiy narsalardan, o'sha oddiy etnografiyaga muhabbat, o'sha kiyim-kechak, uydagi muloqot, shulardan boshlansa kerak ma'rifat, to'g'rimi? Boshlanadi. Albatta. Mana masalan, men zarur bo'lsa bitta misol keltirsam. Nimani? Kerak bo'lsa 40 ta ko'rasizlar. Hop. Yahudiylarda bola tarbiyasida shunday bir yaxshi nimani qo'llar ekan. Bu nimada o'qiganimiz, hech bir nima emas, aksincha. Masalan, mana uyga kitob qo'yib qo'yadi, har xil o'yinchoq qo'yadi, pul sochib qo'yadi, boshqa qiladi-da. Yosh bolalar u nima qilib boshqa qiladi? Va ota-ona boradi, o'zi birinchi kitobni oladi. Namuna. Kitobni oladi deb kitob o'qiydi. Ana bola keyin birinchi kitobni oladi. Ko'ryapsizmi? Mana ibrat. Ana saboq. Ana saboq. Shuning uchun bu tarbiyalovchi odam o'zi tarbiyalanishi, o'zi shunga munosib bo'lishi kerak degandek, uni amalda ko'rsatish kerak. Lekin bizda hozir yashirmaymiz ko'p oilalarda haligi bolasi yig'lasiyam, men bir so'm beraman, morojniy yeysan. Telefon berib qo'yaman nima? U aksincha, endi mana yuqori jindek to'ldirib ketay. Misol uchun, mana ko'p rivojlangan davlatlarda o'rta maktabga telefon olib kirish taqiqlangan. Hop. Yoki bo'lmasa, ma'lum yoshgacha taqiqlangan. Hop. Yoki bo'lmasa, mali eshitirishlarni olaylik. Hali bir vaqtlar ko'k kit mashhur bo'lib ketdi-ku, hop. A shuni o'zi-o'zi qo'ymaydi ular. Bu birinchidan. Ikkinchi shuni programma qilgan, programmistlar deylik. Hammasi hozir mana boshqacha qilib aytganda yoshlarimizni ma'naviy jarohatlaydigan programmalar bor-ku. Shuni programmisti o'zini farzandi o'ziga suiysid qilishni istaydimi? Yo'q. Yoki bo'lmasa o'zini farzandi manqurt bo'lishni istaydimi? Endi o'z-o'zidan savol qiladi. Bo'lmasa nimaga ishlab chiqding? Ana bu boshqa davlatlarni boshqa nimani nima qilishdi? Majruh qilishdi. Mana yuqorida gap bo'ldi. Mana kelganda kitoblarning yoqilganligi, boshqa qilganligi Mo'g'ullar bosqinida qancha kitoblar yoqilganligi. Lekin uning tagida bir gap bor. Bu bekorga yoqqan emas bular. Ular maqsad bilan yoqqan. Ya'ni johil xalqni boshqarish osonroq. Oson bo'ladi. Xalqni ma'rifatdan, ma'naviyatdan ussa boshqarish oson bo'ladi deb ularni kitoblarni ana shu maqsadda yoqqan. Bo'lmasa nima yoqsa yotavermaydi? Yo'q. Olib ham ketgan-ku. Olib ham ketgan. Kitoblarni olib ketgan, o'zlari foydalangan. O'zini tanigan odam, zamonaviy qilib aytganda haq huquqini biladi. Ilmi bor odam, Tangridan ilm oladi. Sa'uni avvalo qadriyatini yo'q qildi o'sha. Ilmini yo'q qildi kitoblarni. Ilm bilan tanladi. U ilmi bo'lmagan odam qayerdan biladi? Na xudosini biladi. Ana shuning uchun mana shu narsani keng ma'noda tushuntirish kerak. Mana shu aytganingizda Atxanbek aka
bir xil multfilmlar ishlanarkan, o'sha chet davlatlarda. O'zlari da umuman ko'rsatmaydi. Lekin eksport qiladi boshqa davlatlarga. Eksport qiladi. Boshqa davlatlarda mana bu yoshlarini zaharlaydi. Shu ma'noda xolasiz qo'yat, xolasiz qirqat ma'nosidan deylik. Mana deylik, bizga ustozlar aytgan shu gap. Mana sobiq sho'rolar davrida bolalar parkga boradi. Nima deydi? Parkni o'zbekcha qilib aytaylik. Bog'ga, sayrga. Bog'ga, sayrga boradi. Nuqulali qahramonlar turadi. Ruscha qilib aytganda tribogatellar, boshqalar. Xo'p. Yoshimizda savolni berganmiz. Endi qarang shunda. Yetti olpomish rasmi yo'q. Yoki bo'lmasam milliy qahramonlarimiz yo'q. Biz Zumra qimmatdan ko'ra Misha Medvedga yaxshiroq bular. Sabab u boqqa sayrga borganda targ'ibotchi ko'rdi. U yerda hech kim targ'ibot qilmayapti. U ko'rdi. Siz aytish shart emas. Ye, mana bu xalqdan nima chiqargan deydi. U Misha Medvedni o'qidi. Ruhiyat shu bilan ketadi. Mana shuning uchun bir hali ketgan tug'ilmasdan oldin tarbiyala deganda to bog'larimizdagi dizayndan boshlab mana bu kitobimizni ustida kapalakni rasm bo'ladimi, qarg'ani rasm bo'ladimi. Hamma-hammasiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, hali aytganingizdek xulosa degandek, ma'naviy tarbiyada ninadan tuyagacha ahamiyatli, ahamiyatsiz narsaning o'zi yo'q. Aksincha, biz ahamiyatsiz deb bilgan narsa keyinchalik u atom bombasidan kuchli ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni men u ma'noda insoniyat ruhi, yosh avlod ruhi ma'nosida aytaman. Albatta. Dilshod aka, shu o'rinda bir narsa aytib o'tmoqchiman. Taraqqiyot strategiyasining keyingi yillarga mo'ljallangan rejasida o'sha tarix targ'ibotiga katta ahamiyat qaratilgandi. Lekin yoshlar nazarimda biroz zerikib qolishgan o'sha katta-katta gaplardan, büyük gaplardan nima qilish kerak, qanday ishlar qilish kerak. Mana Adhambekaga oddiy misollar bilan aytib o'tdilar. Shu istirohat bog'laridan boshlash kerak debdi. Albatta, birinchi navbatda mana fikrim endi o'sha bolaga qarashni bu büyük yumush deb bilish kerak. Bizda oddiygina qaraydi-da u. Mas'uliyat. Asosiy ishni kelajak oldidagi mas'uliyat deb qarash kerak, to'g'ri aytasiz. Kelajakka mas'uliyatday qarash kerak-da. Shunda buni mashg'ulot oddiygina bir ermak deb qaramaslik kerak-da. O'sha ertaklarni ham ermak deb qaramaslik kerak. Adhambek aytganga o'xshab, kichkina narsa, bittagina so'z, bittagina voqea ertakdagi yoki bittagina surat kitobdagi bolaga uni ongga muhrlanib qoladi-da. Hech bo'lmasa shajarasini bilish kerakmi bola? Shu uchun o'shanga bolaga mana o'zimizni o'sha tarix deyaptilar. O'sha qahramonlarni masalan birinchidan. U ko'rganini qiladi-da bola. Albatta. Bolalar keyin juda taqlidchan bo'ladi o'sha tabiat jihatidan. Uni keyin qaytara olmaysiz. Buni shu uchun o'sha qadimiy o'sha qadriyatlar, qadimiy o'zimizni o'sha belgilangan o'sha tarbiya metodlari deydi. Uni mutaxassislar, pedagoglar, psixologlar masalan ular chuqur biladi. O'sha paytdan bolaligidan boshlab buni tarbiyalab borish kerak-da. O'sha har bir qadamda. Har bir qadamda, har bir so'zda mana aytganlariga o'xshab o'sha ko'cha kuyidagi manzaralar bo'ladimi? Ularni tarif ota-ona bir aytib berish kerak uni. O'zi bilish kerak avvalo. Bu masalan, misol uchun hozir Alpomishlarning haykali bo'lsa, surati uni biladigan bo'lish kerak ota-ona. Filmlar Alpomish haqida ishlangan, barcha haqida ishlangan, yana boshqa filmlarni ham masalan keraklisini ko'rsatish kerak. O'sha boya filtr dedim gapimni boshida. Bu filtr albatta kerak. Bu taqiq emas. Bu qanaqadir senzura deb tushunmaslik kerak. A bola endi unga taqiq qo'ymasangiz, qaynagan choynakni, qaynagan pechkani borib ushlaydi-da. Siz uni undan qaytarasiz-ku, uni ushlab qolasiz-ku, uni yo'lini to'sasiz-ku. Buni shunga o'xshab mana shunday ko'zga ko'rinmaydigan, bizga sezilmaydigan zararli narsalardan ham taqiq qo'yib bilishimiz kerak. Taqiqni yomon tomoni yo'q. Albatta kerakli joyda biz to'sib bilishimiz kerak. Nima yaxshi, nima yomonligi? Ma'rifatli onalarning, ayollarning o'rni qanday? Ko'pincha nima qilasiz mana o'sha ayollar? Boya aytganda telefonni berib qo'yadi yoki o'zi telefonda band, televizorni qo'yib qo'yadi. U yerda nimani ko'rsatyapti? Hamma narsa ham masalan televizordagi hamma kanallarni ham juda ma'rifatli bolalarga foydali deb bo'lmaydi-ku albatta. Hatto mana hozir Adhambekaga aytishim kerak, kitoblarni ham ayniqsa bolalarga chiqadigan kitoblarni ham biz saralab o'qitishimiz kerak. Ularni ichida ham hozir masalan o'sha kitob sotuvlarida, o'sha do'konlarda kitoblarni hammasi ham foydali deb bo'lmaydi. Bolalarning tarbiyasiga zid keladigan kitoblar bor. Ularga teskari haligi zarar beradigan g'oyalar bor ba'zi kitoblarning ichida. Bularni hammasi juda qat'iy nazorat kerak-da endi o'sha. O'sha mana Domla Komiljon aka aytganlaridek, hamma sohani odamlari
birgalashib bu endi birgalashib quramiz u yangi O'zbekistonni ham degan hali o'zimizning go'zal shiorlarimiz borki birgalikda albatta bu amalga oshiriladigan buyuk ishlar deb bilaman. Adhambek aka, bugungi suhbatga yakun yasab bersangiz. Bugungi suhbatda men o'zim nihoyatda maroqlanganim, mana do'stlardan ko'p narsa oldik. Hali maqol bor-ku, bir bosh, bir bosh, ikki bosh, ikki bosh deb birimiz bilmaganini birimizdan yoki bo'lmasa yana bir esimizga soldi. Men juda-juda istardimki mana shunday suhbatlar uyushtirib turilsa va mana shunday suhbatlardan keyin shunday suhbatlarga mos haligi hali amaliyot degandek teleekran orqali ham bir chiroyli-chiroyli qisqa-qisqa ko'rsatilsa. Mana hali yuqorida bitta misol keltirdim-ku bola tarbiyasiga oid. 3 minutgina targ'ibot film qilinsin. Faqat bu yerda musiqa tursin. Lekin bu yerda biror nasihat ham qilmasin. Faqat deylik musiqa bo'lib turadi-da ota borib kitobni olsin. Ana undan keyin bola borib ham kitobni oladi. Bu bunga hech qanday haliga nima kerak emas. Mana shunaqa narsalar, rolik shunaqa narsalarni ko'proq qilish kerak. Keyin hamisha bu balkim qo'polroq o'xshatishdir. Mana istang istamang inson bir kun och yurar, ikki kun och yurar, ovqatlar baribir. Masalan, eng uzoqman deylik-da, bir kunda necha marta nimadir iste'mol qilasiz. Ma'naviyat, ma'rifatga ham shunday qarash kerak. Siz agardan biror hafta bir narsadan bu shu sohadan uzoqlashdingiz, yo biror kim bir narsa o'qimadingizmi? Bilingki, shu bitta tomir ma'naviyatingizdan uzildi. Shuning uchun kattalarni o'zi boshlab, kuniga ma'lum ma'noda nimadir o'zi mayli ma'rifiy film ko'rsin, yoki kitob o'qisin, gazeta o'qisin, nima qilsin. Qisqasi, boshqacha qilib aytganda, jismni biologik to'ldirgandek, ruhni ham ma'naviy to'ldirish kerak. Va o'zi yosh avlodga namuna bo'lish kerak. Shundagina biz bu yo'lda katta muvaffaqiyatga erishamiz. Tashakkur, tashakkur fikrlaringiz uchun. Azizlar, eslatib o'tamiz, bugungi suhbat Respublika Ma'naviyat va markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun barchangizga minnatdorlik bildiramiz. Umid qilamizki, olimlarimizning fikr va mulohazalari sizga ham manzur bo'ldi. Albatta, bu mavzuga kelgusi ko'rsatuvlarda ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Barchangizga tashakkur. O'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang azizlar.